Merhaba arkadaşlar. Bugünkü analiz konumuz sıkı geçme. Şimdi basit bir montaj hazırladım. Simülasyonu çalıştıralım şimdi. Önce bir etüt oluşturalım. Buraya sıkı geçme diyoruz. Statik. Ve okeyledik. Şimdi ben buna zaten daha önceden bir malzeme tanımladığım için malzemeler tanımlı geldi. Alaşım, çelik. Şimdi burada fiksür tanımlayalım. Sabit geometri olarak. İşte bizim parçamız şuradan sabitlenmiş olsun. Bu sabitleme şimdi şu koordinatlara göre x, y, z'de hareket etmez. Şimdi bu iki ayrı parça olduğu için şu ve şu. Şimdi biz burada bir kontak tanımlama yapmamız lazım. Şimdi sağ tuş diyoruz buraya. Temas seti. Şimdi bu bileşen teması. Şurada bir bileşen teması var. Birleşmiş diye gözüküyor. Biz bunu silelim. Tekrar yeni bir tane oluşturacağız. Temas seti. Şimdi burada girme yok diye gözüküyor. Fakat bizim yapmamız gereken şu. Sıkıştırılmış. Yani bu sıkı geçme demek. Şimdi bizden burada ilk yüzey istiyor. Şimdi biz bu yüzeyi seçtik. İkinci yüzeyi. Hatta şöyle yapalım daha iyi olur. Sağ tuş. Diğerlerini seç diyoruz. Bu yüzeyi yakaladık. Yani içindeki parçanın yüzeyini yakaladık. İkinci yere ise şu. Deliğin. Sürtünme katsayısını biliyorsanız girebilirsiniz. Bilmiyorsanız kalabilir. Okey dedim. Şimdi bu sıkı geçme nasıl bir sıkı geçme? Şimdi burada bu malzeme 51 milimetre. Bu delik 50 milimetre. Yani örnek olarak girdim. Tabii ki yani bu kadar bir fark olmaz da. Örnek olarak girdim. Bir sıkı geçme analizi yapacağız şimdi biz burada. Malzemeleri tanımladık. Kontak tariflerini yaptık. Şimdi temas setlerini oluşturduk. Sabitlenmiş geometriyi alttan sabitledik. Daha sonra şimdi bizim burada içinde sıkı geçme yaptığımız parça şöyle yapalım. Şu ekseni de göstersin. Şimdi sıkı geçme parça bir kısıtlama vermemiz lazım. Sağ tuş diyoruz. Gelişmiş fikstürlerden şurada silindirik yüzeylerde diyoruz. Şu yüzeyi seçiyoruz şimdi. Yani şimdi burada eksenel yani şu hareketi yapamayacak. Böyle bir kısıtlama verdik. Şu an sadece analizi çalıştırmak kalıyor. Şöyle yapalım. Çalıştır diyelim. Şu an
analiz çalışıyor. Şöyle de açarız ne kadar ilerleme yaptığını. Şimdi bunun değerlerini daha çok şöyle yapalım. Genel tamam diyorum. Diğer değiştirmelere bakalım. Tabi burada da aynı şekilde. Şunu ayarlayabilirsiniz. Nereden? Her sefer öyle yapmanıza gerek yok. Şimdi seçeneklere girdim. Şimdi burada işte varsayılan seçenekler var. Şimdi sonuçlara gelelim. Pardon, grafikler. Varsayılan grafikler. Şu bunları zaten daha önceden nasıl ayarlayacağımızı söylemiştik. Fikstürler. Sistem seçeneklerine bakalım. Varsayılan arşivler değil. Tekrar bakıyorum. Evet, şurada bilimsel var. Bu bilimsel genel yaptığımız zaman tamam diyoruz. Şimdi von Mises değerlerine bakalım. Şimdi bu baya bir zor durumda kalmış yani bu sıkı geçme analizinde. Deformasyon ölçeği de burada belli. Tanımı düzenle diyoruz. Tekrar grafik seçeneklerinden kullanıcı tanımını bir yapalım. Çok fazla abes gözükmesin. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şimdi X, Y, Z'de ne kadar gerilmeye maruz kalmış sıkı geçme yaparken. Şimdi önce yeni bir yani yer değiştirme grafiğini, stres grafiğini tanımlayalım bir tane. Şimdi burada neye göre diyor? Mesela biz X'e göre X şuraya göre şu yönde gerilmelere bakacağız. Ve bize buradan bir eksen istiyor. Şimdi biz şu ekseni seçtik diyelim. Hatta bu ekseni tanımıyor. Tekrar bir eksen oluşturmamız gerekebilir. Onu da şöyle yapalım hemen. Şuradan şu eksenimizi kapatalım. Voltaja geliyorum. Referans geometri eksen. Şurada tekrar bir eksen oluşturdum. Haydi diyorum. Ve tekrardan sıkı geçmeye geldim. Stres grafiğini tanımla diyorum. Buradan von Mises değil X. Şu eksene göre. Yani şu eksene göre işte düğüm noktaları, eleman değerleri gibi. Şimdi tamam dediğimde maksimum 22 yani şu hareket 232 pardon. Burası eksi değerli zaten. Şimdi sıkı geçme yaparken bu malzeme daralmakta, bu delik büyümekte olduğu için şurada bir deformasyonlar olduğunu görmekteyiz. Zaten buradan da belli. Şimdi şu yön R gösterdiği, şu yön yani şu yönde bir zorlamalar oluşmuş. Peki başka ne yapabiliriz? Tekrar bir stres grafiğini tanımlayalım. Von Mises. Bu sefer de Z yönüne bir bakalım. Tekrar ekseni seçiyorum. Okey dedim. 142. Yani burada pek
Zorlanma yok çünkü biz bu dönemez dedik Z'de. Yani gidemez diye bir ibare belirttik. Burada bir sorun gözükmüyor. Tekrar yer değiştirme grafiğini tanımla diyoruz. Bu sefer de Y'de diyelim. Bakalım Y'de nasıl? Yani Y'de de pek bir sorun gözükmüyor. En büyük X bölgesinde sorunlar var. Şimdi sıkı geçme. Şimdi bakalım bir grafik tanımlayalım. Okey diyoruz. Ve maksimum şimdi burayı da aldığı için buradaki eki buralarda bir yansıma göstermiş gözüküyor şu an bu güvenlik faktöründe. Şimdi biz şu X'e gelelim, X yönüne. Şurada başka bir şeylere bakalım. İncelemeye geliyoruz. Şimdi şurada ne var? Şu düğüm noktasında. İşte değer 45 1.1 Newton bölü milimetre kare megapaskal. Şurada ne var? Eksi 287. Yani şimdi bu şekilde deformasyona uğradığı için bu açılmakta. Bu da içeri geçtiği için daralmakta. Yani o yüzden bu değerler bu şekilde gözüküyor. Buna da tamam diyelim. Ezo kırpmaya geldik. Şimdi biz dedik şöyle gelelim. Veya 235 diyelim. Tersine çevir. 235'in altında kalanlar. Peki ters çevirelim. Şu şekilde. Baktığımız zaman zaten buradan renk skalasından da görebiliyoruz. Giderek gerilmelere yaklaşıyor. Yaklaşıyor ve gerilmelerin olduğu bölge kendini belli ediyor burada zaten. Buna da tamam diyelim. Şu anki yani bizim bu sıkı geçme analizinde bizim bu parçamız hani 1 milimetre bir fark verdik. 1 milimetreyi çakmaya çalışsak biraz bayağı bir zor olur. O yüzden sıkıntılı bir süreç. Burada da okta da gösteriliyor zaten. Yani şöyle bir şey oluyor. Bizim aslında yapabileceğimiz imalattaki parçalarda yüzde binde hassasiyetle sık geçme yapılacağı için sorun yaratmaz. Bu sadece nasıl yapılacağını belirten bir eğitim serisidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.